Değerlendirir misin? Önce bir başlangıç konuşması. Değerli mesai arkadaşlarım, sayın amirlerim, sayın müdürüm. Aslında da fon bizim gidiyor. Sizinle birlikte hizmet Adıyaman ili Besni ilçesi Şambayat İlkokulu'nda vazife yapmaktayız. Vazife tabi bir ekip işidir. Vazife ekip işidir. Ekipte ve grupta herkes vazifesini iyi yaparsa yapılan hizmetin kalitesi o derecede artar. Ben takım çalışmasına ve grup çalışmasına önem veren bir kişiyim. Verilen vazifeleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Verdiğiniz görevleri sayın müdür yardımcım verdiğiniz görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hasan Bey. Okulumuza nasıl bir insandı geldi. Okulumuzun tabii ki ben inanıyorum ki muvaffakiyetliyiz. Çünkü ben nasıl benim çalışmamı nasıl gördün? Sen kendini anlatıyorsun. Benden bir sıkıntın var mı? Benden bir rahatsızlığın oldu mu? Benim gittiğime üzülecek misin örneğin? Görev yerleri görev kutsaldır. Her tarafta bütün gideceğiniz, hizmet yapacağınız yerlerde inanıyorum ki takım ruhuyla gene hizmet yapacaksınız ve muvaffakiyet sahibi olacaksınız. Peki burada takım ruhuyla hizmet yapabildim mi? Okulumuzun Atatürk'ülü Adıyamanlı Besnice Şambayat nahiyesinde okulumuzun resimleri var. Resimlerinde dünkü ve bugünkü. Okulumuzun dünü ve bugününü görmemiz lazım. Evet. Okulumuz dün nasıldı? Bugün nasıl? Yani ben geldikten sonra bayağı bir şenlendi mi? Muvaffakiyetlerinizin devamını dilerim. Şenlendi o zaman. Hasan ağamı nasıl? Muvaffakiyetlerinizin bir de uzmanlığınızın bilgi birikiminiz. Ya Mehtay nasıl bir sağlık? Rahmetli nasıl bir sağlık? Değil de işte. Ben ona bilgi birikimi, ustalık, zamanla bir insan ol. Ya Mehtay'ı nasıl bilirsin? Mehtay'ı. Sen Hasan Bey nasıl bilirsin? Bugün itibariyle adam bu okulda öldü gitti. Sen Hasan Bey nasıl bilirdin? Soruyorum ben sana. Orhan Bey her yere anlattı. Hizmetleriniz daima yaşayacaktır. Hangi hizmetler ama? Hangi hizmeti? Ne yaptın? Ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Besneye gidip gelirdim. Hiçbir şey yapmadım ki. Ya, ne yaptın mesela? Nasıl bir insandı? Söyle işte. Üç kelime. Mesela burada vananın kapağı yapıldı. Ben mi yaptım? Şurada musluk vardı. Musluğa kapak takıldı. Ben mi yaptım? Sobaya kapak yapıldı. Ben mi yaptım? Şu kapak yoktu önceden. Şu çöplerin kapağı yoktu. Şu röportajı sen demesene. Ben çekimi yap. Hem şimdi sorma. Şu çöplerde ya, kapak da yoktu. Bunlar hepsi. Başka yaptım ben. Hepsini Hasan Hoca yaptı. Kapak taktı. Ya beni de hatırlatın. Beraber bir poz verin. Şimdi arkadaş, ben ne yaptım ben? Benim buraya hiçbir katkım olmadı. Oldu. Sen beni şuraya niye seviyorsun? Kapak getirdiniz. Bak, sen beni niye seviyorsun? Sen beni niye seviyorsun? Seviyor beni sevmiyor. Yo normalde ben sevmiyor. Arkandan her lafı söylüyor. Sen beni seviyor sevmiyor mu? Hizmetler seviyor. Niye arkandan laf söylüyorsun peki? Niye seviyorum? Ben niye seviyorum? Neden? Ne için? Neden seviyorsun? Anlamı ne? Neden seviyorum? Yaratandan ötürü. Gene. Sen AK Partili misin? Gene beylik laflar ediyor ya. Sen bir CHP'li adama nasıl öyle söylüyorsun? Seviyorum. Ben... Çünkü bizim gözümüzde dostluk ve sevgi çok önemli. İnsan tabii. Sevgisi her şeyden ya, önemlidir. Aynı vodka gibi konuşuyor. He? İnsan sevgisi her şeyden önemlidir. Evet. Çok teşekkürler abi. Biz fazla uzatmayalım. Bu röportajınız için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizi bayağı aydınlattınız. Ne dediğinizde buradan çözüp anlamaya çalışacağız inşallah. Bir de şuna ver, şuna söyle. Sen nasıl bildin Mehtay Deli? Mehmet hocam siz Mehtay nasıl bilirdiniz? Lan oğlum ben niye Mehtay diyorsun? Besni sever. Besni sever. Rakı sever.
CHP sever. Ben daha ölmedim ya. Hepsinden de ötesi mütevazi bir adamdı. Ben ölmedim. Bana Mefta demeyin. Mefta iyi bir insandı değil mi? Aracağınız olsun. Artı Ali'nin anlattıklarını da dinlersin. Tamam mı? Sen rahmetlik olunca yayınlayacağız. Zaten şimdi böyle yayınlayamayız ki. Olmam. Ben de böyle bunu şey kapattın mı? Yok. Teşekkürler efendim.